Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir hurafe videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hurafe çok korkutucu bir hurafe arkadaşlar. Çünkü Mert Günok'u istiyoruz. Yani Mert Günok gelirse e, güzel olacak arkadaşlar yani. <laughs> arkadaşlar, hurafe kadromuzu kurduk. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane kaleci koydum Mert Günok gelsin diye. 3 tane kaleci. Ben şöyle size şöyle göstereyim. Bakın şimdi bak. Bak üç tane kaleci koydum. Bir de noyer koydum ki Mert Günok gelsin diye. Ondan sonra işte Dani Olmo gelmesin diye ofansif orta sahaları koyduk. Tolisso da gelmesin diye göğleri koyduk arkadaşlar. Burada istediğimiz işte Romanyol ve Dayt 2 iki hücumcu stoper koydum ki belki oradan bir Jimenez yapıştırırsın. Buradaki şeyimizi görüp yani stoperimiz yok. Defansif stoperimiz yok. Konami deyip bize belki oradan bir Jimenez bir Basto'nu yapıştırırsın. Pezella'yı da verme. Ver de verme Pezella'yı da. Ondan sonra Efendim arkadaşlar ve sol açık bölgesini Sergen Yalçın yönetiminde gençler sol açık bölgesini de boş bırakıyoruz Richarlison için arkadaşlar. Şimdi hurafemizin ilk bölümü burada bitiyor. Bakalım ikinci bölümünde neler yapacağız. Zurna'nın zort dediği yere yavaş yavaş tane tane geliyoruz gençler. İkinci hurafemiz arkadaşlar tabii ki Mert Günok üstünde duracağız. Mert Günok. Ya yani onun üstünde duracağız gençler. Şöyle bir profile git diyelim. Hedefler listesi diyelim. Hiç vakit kaybetmeden Mert Günok'umuzun üstünde duralım arkadaşlar. İşte Mert Günok. İşte seni istiyoruz Mert Günok diyoruz. Beşiktaş'a geldin. Bize de gelme. Beşiktaş'a gel sadece. Bize gelme Mert Günok. Gel de gelme. Evet işte. Bu rafemize inecek da yapıyoruz. Tırsıyorum lan bu gelecek diye. <laughs> evet gençler. <laughs> Haydi bakalım. Bakalım gelecek mi Mert Günok arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Hemen ilk topumuzu açıyoruz. Ve... Korkumuzu başka türlü yenemeyiz arkadaşlar. Haydi bakalım. İptal et hayır diyoruz Konami. Ve evet diyoruz Konami. Yüzümüzü güldür ilk toptan. Bir Depay. Bir Richarlison. Bir Jimenez. Bir Bastoni. Bak bir sürü adam var. Beni dellendirme. Bir sürü adam var. Beni dellendirme. Richard ne geliyor? Richard ne? Tek topta geliyor geçler. Richard Hurafe şaşmadı geçler. Richarlison'e Tek atıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Richard alıyoruz. İlk topta geçler size söylemiştim. <laughs> Hurafe ara ara şaşıyor yani. 5 5 defa tutuyor. O arada bir altıncı da. Bizi bir dağıtıyor böyle. İstediğimizi vermiyor. Sonra kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Richarlison'ı da bulmuş olduk. Tek topta işte burada asker tıraşlı. Richarlison işte geliyor. İşte ben buradayım diyor. Nice diyor. Nice. Richarlison'ı alıyoruz gençler. Evet arkadaşlar. Şimdi hurafemizin ilk topu başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci topu stoper bölgesinde yapacağız arkadaşlar. Tabii ki hemen... Ee, şu bir sol açık e, koyalım. <laughs> Ulan vay vay arkadaşlar ya. <laughs> Geldi tek toplar içerlisin. Neredesin babacık? Neredesin? Gel bakayım abine. Başkanına gel oğlum. Neredesin yavrum? Ha Mbappe bir içerisine benzettim ya lan. Oğlum. Yavrum. Yavrum. Arkadaşlar valla gözüm görmüyor benim ya. Niye böyle oluyor ben bu top açtıktan sonra? Hani nasıl bir tipi var da ben bu herifi bulamıyorum? O 93 müydü bu? 93'tü değil mi? Hani? işte adam. Nice. İşte adamı buluyoruz gençler. Tamam basarız abi. Sergen Yalçın'a bir tane yönetim beceri desteği at oğlum oradan. Yapıştır Sergen babamıza. Eyvallah. İşte Sergen hocamız şu anda e, bastık. Maliyetler tekrar yerine geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi tabi ilk önce fulllemeden Richarlison'a tabii ki şey yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle yapıyorum ben. Sözleşme yenilemesi diyorum. Bu arada fulllemeden. Çünkü mesela şu anda 3500 GP istiyor ya. Fullendikten sonra 4000 küsür GP isteyebilir. Ben baştan şöyle bir hemen bir 3 tane yapıyorum. 40 maçlık 50 maçlık bir sözleşme e, ayarlıyorum buna. Tekrar basıyorum arkadaşlar. 30 oldu. 10, 10 tane zaten vardı ilk geldiğin için. 20-30 oldu. Ee, bir tane daha basalım. 40 maçlık bir. E, şimdi istediğim gibi fullleyebilirim arkadaşlar. Eğer fullledikten sonra sözleşme inlerseniz fazla GP verirsiniz. Bakın şu anda sözleşme süresi 40 oldu. Maliyetler 53 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Öyle bir durum var. İsterseniz yapın. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Yani 3500 ise 4000, 4100 gibi bir maliyet çıkar size. Fulledikten sonra. Neyse gençler bu da aklınızda bulunsun. Ben sürekli böyle yapıyorum. Ee, arkadaşlar. Evet şimdi geldik Zurna'nın ikinci bir zor dediği yere. Ben diyorum ki stoperin bir bölgesini boş bırakalım. Şimdi Pezelle de var. Yani 3 tane stoper var o, ıı, şu anda Potvin içerisinde. Ben Bastoni ve Jimenez'e tamamım arkadaşlar. Ama Pezelle gelirse oynatamayacağım. O yüzden oynatmadığım bir oyuncu inşallah gelmez arkadaşlar. Tabii ki diğer oyuncular da gel. Mesela şu anda ıı, Depay için mi acaba zorlasam? Stoper için mi zorlasam diye şu anda düşünüyorum arkadaşlar. Yani. yani ee, Memphis depay da istiyorduk. Menpis depay. Ne yapsam bilemedim. Ee, yok ya. Şöyle yapalım. Bir topu stoper için deneyelim. Gelmezse gelmez. Gelirse de gelir. Ondan sonraki son topu da SF için yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle takım kaydına çıkart diyelim. Bir stoperi orada eksik bırakalım. Araya da şöyle bir Richarlison'dan tekrar vermesin diye ne olur ne olmaz. Bunun sağ solu belli olmuyor bu Konami'nin. Hemen şuna bir tane silver top açalım. Aç yavrum. Bir silver top aç. Araya bir iki tane sıkıştıralım ki kafa karışsın. Bu kim geldi? Bu ne oğlum? Endoram. Dost geldi Endoram. Bir tane de sarı top açalım. Aşınalık çok güzel. En sevdiğim. En sevdiğim abi. Aşınalıkla takdir antrenmanı. Bayılıyorum ikisine. Çok severim. Ağaçlanak taktik antrenmanı. Benim için olmazsa olmazdır gençler. Kim geldi? Oo, de Arreskaya tabak. Bunun on numara şey on numara kartı nereden çıktı? Bunun mor kartı gelmişti çok iyiydi beyler. Elinizde varsa oynatmanızı tavsiye ediyorum. Arresketay. Ben çıkartamamıştım bunu. Çok güzel taktik aldık. Bak ne güzel. Aşağı bu bu akşam akıyor akıyor maşallah bu akşam. Şimdi tekrardan hedefler sesine giriyoruz gençler. Bir mert günok yapacağız tekrardan. Bir Mert Günok yapalım tekrardan. İşte Mert Günok. Hemen işte Mert Günok. İşte abi. Adam. Mert Günok. Beşiktaş'ımıza geldi Mert Günok. Evet. Çok şeyler bekliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde derken. Ersin'i... Ersin, Ersin değil kaleci. Ersin değil kaleci. Yani Beşiktaş bu kaleci işinde bence iyi, iyi. Bu sene gayet iyi abi kardeşler. Boş ver. Gayet güzel. Ee, buradan da Fabrice Enskala'ya geçmiş olsun diyoruz. Enskala gerçekten korkuttu bizi. Yani bazen arkadaşlar e, rekabeti unutuyorsunuz. Orada insan sağlığı önemli. Yani hani rekabette bir yere kadar oluyor. Çünkü başka artık orada o insani duygular devreye giriyor arkadaşlar. Eee Christian Eriksen'i zaten hatırlıyorsunuzdur şeyden. Euro 2020'de ne olduğunu arkadaşlar. Bütün futbol dünyası gerçekten çok üzüldü. Ben de üzülmüştüm. Ama inşallah e, sağ salim döner. Gerçi çok şükür şey bir şey yokmuş da. Ee, en sakalanın iyi yani ee, atlattı. Kolayca atlattı. Şimdi arkadaşlar. Mert Günok. Şöyle Mert Günok üzerinde durduk arkadaşlar. Bir ses geldi de ona bir şey oldum. İçeriden bir ses geldi de bir şey düştü. Herhalde bizim baklık bir şey mi kırdı ne yaptı bilmiyorum gençler. Neyse. Şimdi bakarız. Yok oyun oynuyormuş. Sıkıntı yok. Sesi geliyor çünkü duyuyorum. <laughs> oyun oynuyormuş. Sıpa. Şimdi gençler. Pot diye ikinci topumuzu açıyoruz arkadaşlar. My Club parası ediyoruz. Hayır iptal diyoruz. Bir Hollanda bayrağı veya bir tane neydi Uruguay mıydı Jimenez? Neydi? Bir Güney Amerika. Bir Güney Amerika. Türkiye sınırlarına girme Konami. Girme. Beni beni üzme bak. Beni üzme. Portekiz'e gitti ve Renato Sanchez'i aldık? Renato Sanchez geldi gençler. Renato Sanchez. Yani fulleyebilirsem oynatırım. Renato Sanchez'i bilemiyorum. Yani şu anda şu şey çok güzel gözüküyor aslında. Altıgeni güzel gözüküyor aslında. Renato Sanchez. Vallahi fullleyebilirsek oynatırız. Fullleyemezsek oynatamayız arkadaşlar. Renato Sanchez'i almış olduk böylece güzel. Güzel. Şimdi son topta ee, artık son top. Ee, hemen şuradan bir iki tane daha top açalım. Direkt açacağım. Bir daha Renato Sanchez verir mi? Ver Yok vermez. Şimdi üstüne iki tane bundan açıyor mu? Vermez herhalde. İnşallah vermez. Vay Artem Dizuyba. Adamım ya. Ulan şu Zenit'in topçuları çok iyi var ya şu Zenit'i getirmedik ona. Yani bu Zenit'i bu sene bir kere getirmedi. Bak bir de bunlar partner kulüp arkadaşlar. Zenit partner kulüp getirmiyor ya. Yaz var ya Zenit'te var ya en az 5 tane adam var. ilk 10'munuzu alabileceğiniz. Ama getirmiyor abi. Konami ya yani ne dayanıklılık geliştirmesi verip duruyorsun beni. O o tak tak değantım atışın dayanıklılıktan için iyileştirmesi nedir ya? 4000 tane var. Allah Allah. O Rodrigo de Paul. İtalya'dan bir iki açarsam güzel olur. Bunu kullanırım. Bunu gümüş kart ya ona basarım. Gelirse. Ver ver Dantley sıçtık. Dantley şimdi bizi verip duruyor. Neyse çıkalım arkadaşlar. Çıkalım. Ben tırsım. Şu Renato Sanchez'i bir ilk 11 alayım da. Bir daha vermesin de benim 100 coin'im. Yani orada o kadar stoper var. Ee, Kamavinga'yı o kadar koyduk. Şu Goreska'nın yerine. Yani Renato Sanchez yoktu. İyi oldu yani o kadar topunlar, topçunun arasından. Gene iyi. Kötü değil. Arkadaşlar da fulllemesi mesele işte. Yani bu saatten sonra çünkü Vieira için elim mesela Milinkovic Savic çıktı. Kullanmak istiyorum fullleyip mesela. Hani o yüzden hani Renato Sanchez'e karşı bir şeyim oldu gençler. Ee, artık sonra oynatacağız onu ya. Nerede oğlum bu adam? İşte Renato Sanchez yani bakarız ya. Bak taktiklerle de uyumluk %99 ha herfin. Nice. Nice choice baby. Evet gençler. Şimdi Sergen Yalçın yönetimi de tekrar bir kontrol ediyoruz. Tamam. Sut artık stoper üstlerine gideceğiz. Bir tane ya Bastoni alalım ya Jimenez alalım da şu güzelce kapatalım şu videoyu arkadaşlar. Ee, bir tane daha sarı top açacağım. Bir tane daha açacağım sarı top. Ondan sonra e, açacağım. İki tane Renato Sanchez'e verme ihtimali yüksek. O yüzden. Haydi bakalım gençler. Gabriel olsa? Adam bunun mor kartı var bende gençler fullememiştim güzel oldu bu kartın gelmesi nice Bunu hemen onun üstüne basarız inşallah fuller tekte Aşınalık güzel ha şöyle aşınalık ver oğlum ya beni ayar etme Şimdi hedefler sesi diyoruz gençler tekrardan bir Mert Günok daha yapalım Mert Günok bize şans getirdi bugün ya Bir hadi oğlum Bir tane la la bir tane la la hadi la, la Şuradan bir Himenez'i patlat bir Bastoni'yi patlat hadi be güzelim be Hadi be Mert Günok be. Beşiktaş'a da uğurlu geldin. Bize de uğurlu geliyorsun. Hadi canım. Hadi yavrum. Hadi be arkadaşlar. Basıyorum gençler. Hazır mıyız? No diyoruz. Hayır. Evet Konami al senin olsun lan. Yüz my club param diyoruz. Sana veriyoruz. Bizi üzme. Türkiye'ye doğru gitme. Uruguay, Muruguay bir şeyler yap. Gözünü seveyim diyoruz. Konrad Laimer mi gençler? Konrad Laimer. Konrad Laimer geldi. Stoperi tutturamadık ama Richarlison'ı tutturduk arkadaşlar ki Konrad Laimer de istediğim bir oyuncuydu. Yani aslında 5 toptan vay bu arada adam modellemişler ha. Gençler. Yani şimdi işte şeyi fullleyeceğim. Renato Sanchez'i fullleyeceğim. Konrad Laimer'i fullleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sağ oynuyor. Gö oynuyor. Sağ kanat oynuyor. Joker bir oyuncu. O yüzden ona basacağım. DP'leri Konrad Laimer'e basarım arkadaşlar. Ki Konrad Laimer'i de oynatırım. Gençler. Bence güzel bir top açılma oldu. Stoperleri bulamadım ama ilk toptan Richarlison'u buldum arkadaşlar. Konrad Laimer'i de buldum. 5 top istediğim 5 toptan ikisini getirdim. Süper oldu benim için. İnşallah sizde de istediğiniz adam ben buradayım diyor. Viking ya mübarek. Spartacus vardı. Aynı ona benziyor surat tipi böyle. Spartacus dizisi vardı. Belki izlemişsinizdir. Ona benziyor herif. Ona benzettim yani. ilk daha sonra o Spartaküs'ü oynayan adam değişti. Son ikinci sezonda mı değişti? İkinci sezondaki ne benziyor? Bu neyse şimdi nereden geldi koruyor onun mı lan bu. <laughs> evet arkadaşlar. Süper oldu gençler. İnşallah siz de istediğiniz oyuncuları çıkartırsınız arkadaşlar. Ee, lütfen bu videonun altına yorumlara yazın. Size kimler çıktı bir bakalım arkadaşlar. Ben görevimi başarıyla tamamladım. İnşallah siz de istediğiniz oyuncu çıkartırsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.